Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Yeni transferlerimizle sahaya çıkacağız arkadaşlar. Yeni transferler dediğimiz isimler kimler? En son Player of the Week'ten çıkardığımız 4 futbolcu ilk 11'de. Santrafor'da Luke de Jong. Ofansif orta sahanın ikisi de aslında yeni transfer diyebiliriz. Birisini geçen hafta Pellegrini, geçen hafta çıkarmıştık. Bu haftaki Player of the Week'ten de Pablo Fornes'i çıkardık. İkisini de ofansif orta sahaya yerleştirdim. Sağ bekte de Kunde'miz var. Barcelona takımının savunma futbolcusu ve Player of the Week'teki en yüksek seviyeli isim son top açılımında gelmişti. En çok da onu istiyordum. Onu da sağ GF'de kullanıyorum. Sola Rafael Leao Big Time kartını yerleştirdim. Jota'ya da GF olarak sağ tarafta en yüksek haliyle kullanabiliyoruz. Sağ açık yaptığımızda kendisi düşüyordu ama ben de GF olarak kullanayım dedim. Bu hafta form durumu yüksek isimleri kadroya aldık. Yedeklerde bir Alaba, bir Haaland'ın form durumu C. Haaland'da da süper yedek olduğu için oyuna ikinci yarı belki atarız diye düşünüyorum. Rakibimiz sağ tarafta. Arap bir rakip geldi. Kadro güçlerimiz birbirine çok yakın. Form durumuna baktık. Luke de Jong bayağı iyi gelmiş. Onun süper yedeği var. Aslında yedekte tutup sonradan da oyuna dahil edebilirdik. Biraz daha formsuz gelse. Mbappe de çok iyi. Mbappe'yi acaba solda mı başlatsak? Rafael Leao ikinci yarıda oyunu alırız. Mbappe ile başlayalım. Rakip 4-1-4-1 dizilişine gelecek. Yedeklerde de güzel hamle futbolcuları var. Rakibimizin menajeri de Zeyisler. Çok fazla Arap rakiplerle karşılaşıyoruz. Yani biz onlarla aynı serverda yer alıyoruz büyük ihtimalle. Twitter'da bir arkadaşımızın öyle bir yorumunu görmüştüm. Uzun süredir Araplar denk geliyor sıklıkla. De Jong'un vuruşuyla başladık. De Jong'un hava hakimiyeti çok iyi. Aslında yan ortalarla onu besleyebiliriz. Luke de Jong'a doğru bir ara pası yollasak. Ceza sahası dışından Rudiger izin vermedi. Marquinhos yetişti. Bekimiz de geldi. Cancelo. Hadi be. Arka direğe gitti ortamız. Bomboş Jota'nın kafası 1-0 önde. Jota'nın bitiriciliği iyiydi. Kafa değeri de yüksekti. Sağ tarafta GF olarak kullanıyoruz. Öyle bir yere geldi ki. Arka tarafta ikinci forvet gibi. Çok iyi pozisyon aldı. Bundan dolayı da aslında ben Jota ile de maçlar oynadım. Dün oldukça maçlar oynadım. Beğendim. Bitiriciliği falan gayet güzel. Kafa vuruşları da iyi. Biraz hızlı yeri çok yüksek değil ama yine de işimize yarıyor. Aman Kunde çıkmasın. Hadi be geçer mi pas geçmedi. Alır mıyız? Ayak koyuyordu ama uzattı ama alamadı. Fabinho. Bu Fabinho'yu ben çok beğendim arkadaşlar. Adaylı sözleşmeli aldığımız ismi. Luke de Jong'a doğru kaldırdık. De Jong'un kafası gelmedi. Fabinho. Yukarıda çok büyük boşluklar var. Savunma arkasına doğru yetişir miyiz? Son anda Marquinhos. Adaylı sözleşmeli aldığım iki futbolcu. Çok memnunum. Rakibimiz şimdi çıkıyor. Fabinho. Alamadı. Sağda Cristiano Ronaldo. Savunma arkasına doğru atabilir. Orada Cancelo'dan çok iyi müdahale. Pellegrini. Rakibimiz basmadı ilk başta. Solda Mbappe. Şu koşu yapan ismi yollasak. Hadi be Cancelo. Savunmadan geldi ve golü buldu. Cancelo, bek futbolcumuz çok iyi yere koşu yaptı. Çalım becerisi falan olan bir isim. Ortalara güzel. Çok beğeniyorum Cancelo'yu. Sağ bekte, sol bekte kullanabiliyoruz. Hücuma da çok iyi katkı verdi. Geçer mi pasımız? Mbappe topu aradı. Aşağıda boşluk var. Orayı gördü. Koman. Havadan verelim. Hiç riske girmeyelim. Cancelo. Mbappe. Ver kaşlarla ilerlesek. Şimdi bir daha Mbappe'ye doğru. Pellegrini'ye geçmedi. Taç bizim. Koman. Kaptık. Kunde. Kunde de iyi bir savunmacı. Savunma özellikleri çok iyi. Hadi be bekimizi yollasak. Fornes. Luke de Jong. Kafa golü gelir mi geldi. En iyi yaptığı şey kafa golleri. Luke de Jong'la ben maçlara çıktım. Dün oldukça maç oynadım arkadaşlar. Şöyle özelliği var. Evet kafa hakimiyeti iyi ama sağındaki solundaki futbolcuları da daha etkili kullanabiliyoruz. Sırtı dönük oynuyor. Biraz daha geriye geliyor. Fırsatçı golcü değil kendisi. Sürekli savunma arkasına koşmuyor. Yanındakilere alan filan açabiliyor. O anlamda beğendim. Sırtı dönük duvar olabiliyor. Verkaça filan girebiliyoruz. İyi bir futbolcu. Normalde benim oyun tarzıma çok uyan birisi değil ama ben beğendim. Süper yedek kendisini. Hatta mesela gerideyiz diyelim. Bazen onu da yaptığım oldu. Gol arıyorum. Sürekli sağdan soldan orta yaptığım zamanlarda Luke de Jong'u oyuna dahil ediyordum.
Rakibimiz geldi. 2715 kolektif gücü var. Aptal sağa E gidi. Okunuşu farklıdır büyük ihtimalle. Yabancı bir rakibimiz var. Form durumu gayet güzel. Hakan Çalhanoğlu Ödegard da bayağı iyi gelmiş. İkinci yarıda oyuna dahil ederiz. Rakip 4-2-2-2 dizilişiyle geliyor. Kanatlı 2 santraforlu. Güzel bir kadrosu var. Big Time Eto'yu ve Player of the Week'ten Ronaldo'yu çıkarmış. Maça Luke de Jong'un vuruşuyla başlayacağız. Yukarı doğru dönelim. Pellegrini şimdi savunma arkasına doğru. Luke de Jong kurtarır mı, kurtardı. Luke de Jong hızlı değil. Ceza sahasına girerken şutumuz rakip kaleci. Çok iyi çıkardı. Hızlı olmadığı için de bir an önce vurayım dedim Luke de Jong'la. Fena da şut çıkarmadı burada. Dudak uçuklatan değil. Normal vurduk. Gayet güzel bir şut. Korner. Kısa köşe vuruşu denesek. Rafael Lao geliyor. Rakip de basmadı bu arada. Şimdi bir çalım hareketi denedik. Önümüzde penaltı da yok. Neredeyse penaltı olacaktı. Kunde. Kenarda çok büyük boşluk var. O orayı görmemiz lazım. Cancelo. İçeride bayağı adamımız gidiyor. Luke de Jong sen de git. Orta. Formus'a doğru ters kapa vuruşu. Çok güzel bir gol. Zor bir kapa vuruşu. Şu şekilde geri vurdu. Böyle gol atmak gerçekten çok zor. Ama Fornus bunu başardı. Çok ilginç bir gol. Şimdi bu golleri gerçek hayatta böyle en iyi kafacılar genelde atıyor. Eskiden Trezeguet falan vardı. Juventus takımında, Fransa milli takımında falan oynayan. Onun kafa gollerini çok severdim. Top rakibimizde. Savunma arkasını kaçabilir. Hernandez. İyi de ortaları vardır. Çok kötü bir şut Eto'dan. Çok kötü bir şut Eto'dan. Rakibimiz gole çok yaklaştı. Luke de Jong'a doğrudan uzun atsak. Yani indirmen lazım Luke de Jong. Hadi be. İndir onu. İndirememiş. Çok güzel pas. Ayakta koyamadık. Rakibimiz tehlikeli geliyor. Top bizde. Cancelo. Pellegrini. Luke de Jong'u görsek. Ortamız çok büyük boşluk var. Fornals'ın yine aynı şekilde kafası. Bu şekilde demek ki adam etkili vuruyor. Normal vuramadık. Hep böyle zor kafa vuruşları. Top bizde. Tekrardan Rafaela'yı görelim. De Jong'un gelişine şutu. 90'a doğru yolladı. De Jong gelişine harika bir bitiricilik. 2-0 farkı 2'ye çıkardık. De Jong hem kafasını hem ayağını etkili kullanmakta. Onu bir şekilde topla buluşturmamız lazım. Ceza sahası içinde, önünde. Dembele önüne iyi aldı ama devamını getiremedi. Luke de Jong. Aşağıya dönelim Kunde tarafına. Jota. Hadi be, Jota'ya geçmedi. Vinicius Junior. Eder Militao'dan kritik bir müdahale. Luke de Jong dönerek pası, zor pas. Rakip savunmada. Jota. Luke de Jong koşuyu gösterdi. Bu sefer dudak uçuklatan şutumuz. Luke de Jong. İçinden bu adamın Haaland bilen çıktı. Pasımız. Fornals. Maçın etkili isimlerinden bir tanesi. Top de Jong'un önünde. Ara pası. Fornals. Pellegrini. Yukarıda Fornals'ın koşusu. Zor bir açıdan şutu. Gerçekten çok zordu. Zorlama vuruş yaptık. Fornals. En azından atağı bitirdi diyebiliriz bir şekilde. Bir tık daha hücum düzeyini arttıralım. Marquinhos'tan kritik müdahale. Cancelo. Rafael Ağa boşa kaçıyor oradan. Rafael Ağa'la gidiyoruz. Bir çalım önümüzü açmaya çalıştık. Kurtarır mı rakipten? Kurtaramadı. Bir kafa vuruşu gelir mi? Geldi. Pellegrini. Ortayı görsek. Cancelo. Tekrardan Pellegrini'ye doğru. Kurtardı. Takılmalar da var ama gelir mi? Bir gol geldi. Tam da böyle takılmalar falan başladı. O sırada golü bulduk. Luke de Jong. Kaçıncı golünü attı? 2 ve 3 mü sayamadık ama rakibimiz oyundan çıktı. Büyük ihtimalle maçın adamı Luke de Jong'tu. Beni en çok şaşırtan futbolcu bu santraforumuz oldu. Player of the Week'ten gelen 4 futbolcuya baktığımda istemediğim Luke de Jong'tu. Ama gelenler içerisinde şu ana kadar oynadığım maçlarda en çok dikkat çeken, takıma en çok katkı veren de De Jong oldu. Bir şekilde gol atıyor ya da attırıyor, ortalığı karıştırıyor. Normalde ben böyle uzun boylu, ağır, hava hakimiyeti iyi olan futbolcuları pek kullanmazdım.
Çabuk futbolcuları daha çok seviyordum. Luke de Jong'la birlikte galiba o düşüncem biraz değişmeye başladı. Süper yedek özelliği de var kendisinin. Belki ilk 11'de bundan sonra oynatmasam da yedeklerde bir süre daha tutacağım kendisini. Oynatmaya çalışacağız. Şu ana kadar iyi maçlar çıkardı. Ceza sahası içinden hemen önlerinden etkili vuruşlar yaptı. Pablo Fornals'ın da kafa vuruşları çok ilginç. Attığı gol zor bir goldü. Bir tane daha o tarzda denedi. Kaleci kurtardı. Jota ile daha da etkili oynayabiliriz. Ben onu sağ GF'de kullandım. Sol tarafta kullansak bir tık daha belki daha etkili olabiliriz. Çünkü Jota sol ayağını pek kullanmıyor. Ben daha önce sol ayağıyla şut falan denediğimde gitti sağ ayağıyla vurmuştu. Soluyla vursa gol atabilirdi hatta o açıdan. Çıkardığımız futbolcuları beğendim diyebilirim. İnşallah isteyen herkes en azı futbol parasına en çok istediğini çıkarır. Sizlere yayınlar. İyi seyirler. Hoşçakalın.